Minister for Transfer in. Nice to meet you. How are you? Like to invite His Excellency to the podium to deliver his speech, please. 那我想邀请各位文化部长先生，你好。<laughs> Gerçekten bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 2018 yılı Türkiye Turizm Yılı olarak Çin'de kutlanacak. Bu yıl için aşağı yukarı Çin'in farklı şehirlerinde 60'a yakın farklı etkinlikle bu kutlamaları sürdüreceğiz. Önceki akşam Pekin'de büyük bir gösteriyle 2018 Türkiye Turizm Yılı'nın açılışını yaptık, açılış seremonisini yaptık. Bu açılış seremonisinde Türkiye'nin dünyaca ünlü dans topluluklarından birisi olan Anadolu Ateşi topluluğu, Troya efsanesini gayet mükemmel bir şekilde sahneledi. Aynı gösteriyi burada yarın akşam Şanghay'da da tekrarlayacağız. Amin. Hepinizi yarın akşamki gösteriye şimdiden davet ediyorum. Yeni dönemde Türkiye Cumhuriyeti Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin değerli devlet başkanı Xi Jinping beraber önemli bir süreci başlattılar. Bu süreçte Türkiye ve Çin mesafeleri uzak olmakla birlikte yakın dönemde çok yakın bir ilişkiyi geliştirme kararını ortaya koydular. Çin, Asya kıtasının en doğusunda yer alan ülkelerden birisi. Türkiye de Asya kıtasının en batısında Avrupa'nın kapısı olan bir ülke. İki ülkenin arasında ortak bir takım çıkarlar, menfaatler olduğu aşikar. Özellikle yol ve kuşak projesi çerçevesinde tarihi İpek yolunun tabiri caizse postmodern dönemde yeniden canlandırılmasında Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin işbirliğinin çok önemli, çok anlamlı ve yararlı olacağı kanaatindeyiz. İpek yolu projesi kapsamında Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti birçok alanda ortak çalışmaları sürdürecektir. Enerjiden ulaşıma, yüksek teknolojilerden turizme, haberleşmeye kadar birçok alanda her iki ülke bütün imkanlarıyla işbirliği sürecini başlatmıştır. Bu sürecin son derece faydalı sonuçlar doğuracağını ümit ediyoruz. Ayrıca Türkiye tarihi İpek yolunun orta koridorunu oluşturan en önemli, en stratejik ülkedir ve bu orta koridor üzerinden Asya ile Avrupa kıtasının birbirine bağlanmasını sağlayacak en stratejik noktada olan bir ülkedir. Türkiye'nin bu önemine gerçekten İpek Yolu projesinin daha çok anlamlı hale gelmesine neden olacaktır, vesile olacaktır. Öyle ümit ediyoruz ki buradan Asya kıtasından trenlerle Avrupa pazarına, Batı pazarına taşınan mallar orada dünya piyasalarına çok rahat bir şekilde taşınacak. Aynı şekilde o trenlerde Türkiye'nin ürettiği mallarla dolu bir şekilde Asya pazarlarına geri dönecektir. Bütün bu ve benzeri küresel ve bölgesel konuların konuşulması, her iki ülke arasındaki ilişkinin artırılması önemli bir perspektifi oluşturuyor. Bu çerçevede bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Çin Halk Cumhuriyeti'nin değerli devlet başkanıyla bir telefon görüşmesi yaptı. Yaklaşık 45 dakika süreyle hem Sayın Cumhurbaşkanımız Çin Halk Cumhuriyeti'nin değerli başkanına tebriklerini iletti. Hem de yeni dönemde yapılacak işbirliklerini konuştular. Bölgesel ve küresel sorunlar üzerinde de karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Mesafelerimiz iki ülke arasında evet oldukça uzak, oldukça büyük bir mesafe var. Ama bu mesafeleri artık günümüz şartlarında kısaltmak mümkün. Bir taraftan yapılacak olan tren yollarıyla, hızlı trenlerle, bir taraftan sayısı giderek artacak olan uçaklarımız ve kargo uçaklarımızla, diğer taraftan gemi yoluyla yapılacak taşımacılıkla, her alanda ulaştırma imkanlarımızı artırarak ülkeler arasındaki mesafeyi yakınlaştıracağız.
Ayrıca her iki halk arasında da önemli benzerlikler olduğunun altını çizmek isterim. 另外呢，我想就是指出，就是我们两国之间在人民之间有很多的共同点。 Çok sağlam aile değerlerine sahip olmak, yakın toplumsal ilişkilerde yakın ilişkileri sürdürebilmek ve tabiri caizse ataerkil aile yapısı içerisinde büyüklerin küçüklere sevgiyle yaklaştığı, küçüklerin de büyükleri bayramlarda efendim bir takım vesilelerle ziyaret ettiği toplum yapısına da her iki ülke sahiptir. Yine her iki ülkenin çok derin tarihi zenginlikleri ve çeşitlilikleri mevcuttur. Tarih ve kültür bakımından dünyanın en zengin iki ülkelerinden birisi olduğunu Çin ve Türkiye için söyleyebiliriz. Bu çerçevede kültür ve turizm alanındaki birikimlerimizi iki ülkenin halklarını yakınlaştırmak bakımından birer yumuşak güç enstrümanı olarak kullanma kararlılığı içerisindeyiz. Daha fazla Çinli dostumuzu Türkiye'de görmek ve ağırlamak isteriz. 我们非常愿意或者希望在土耳其招待更多的来自中国的旅游者和朋友。 Geçen yıl 250 bin seviyesine ulaşan Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turist sayısını bu yıl en az 400 bin seviyesine çıkacağını ümit ediyoruz. Çok yakın bir gelecekte de milyonlarla ifade edilecek Çinli turistleri ağırlamayı planladığımızı, hedeflediğimizi sizlerle paylaşmak isterim. Müsaade ederseniz sözlerimi burada bitireyim. Çünkü çok güzel, sadece Türkiye'nin kültürü, tarihi, birikimi değil, listede gördüm. Türkiye'nin yemeklerinden çok güzel bir seçme de bugün yapılmış. Türkiye'nin çok iyi şeflerinden oluşan bir ekip de bu yemekleri hazırladı. Ümit ederim ki yemeklerimizden de hoşlanırsınız, çok keyif alırsınız. Onun için bir an evvel yemeğe geçelim istiyorum. Bu vesileyle hepinize geldiğiniz için bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Her birinizi Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı ifade ediyorum. İnşallah iki ülkenin halkları arasındaki yakınlaşmanın artarak devam edeceği günleri de hep beraber planlayacağız ve bunu gerçekleştireceğiz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Sabahlar getirdiniz. Afiyet olsun. Çince nasıl denir? Çok teşekkür ederim. Thank you. Thank you.